Son 10 saniye Fatih. Fatih, bağlantımız var. Ankara bağlantısı da bir sıkıntı var mı? Yok, X1'den geliyor. Tamam, X1'den bağlantımız gelecek. Fatih X1'den gelecek. 3. sırada bağlantımız olacak. Evet. Fatih bekliyor şimdi arkadaşlar. Son. Geliyor Fatih. Jimmy, senden geleceğim. Her zaman yaptığımız gibi kamera önüne geçeceğim. Takip ediyorsun Fatih'i. Açılış sende. Merhaba herkese, selam. Türkiye'nin en önemli haber merkezine hoş geldiniz. Haberin mutfağı burası. Birazdan başlayacağız. Hazır mısınız benimle birlikte Türkiye'nin bir numaralı haber merkezinin haberlerini sunmaya diyelim. Öpüyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Serdar merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet, bir dakika. Şimdi akış elimizde. Bir bakalım. Son dakika var. Tamam. Bir prompter bakalım, prompter bakalım. Tamam, prompter geldi, güzel. İyi akşamlar, ben Fatih Portakal. Tamam, kaldır abi prompteri. Tamam, güzel. Jimmy'den geliyoruz, 1'e gideceğiz. Peki, son 15 saniye, hadi bismillah. Kolay gelsin arkadaşlar, başlıyoruz. Kolay gelsin. Başlıyoruz. Ses biraz yüksel. İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber merkezine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih önemli bir tarih sevgili izleyenler. Neden diyeceksiniz? Çünkü artık Kasım ayındayız ve bir şeyler sonuçlandı. Ve gördük sonuçları. Hep birlikte gördük aslında. O 7 Haziran'dan sonraki süreci birlikte yaşadık. Ağustos'u birlikte geçirdik. Eylül'ü birlikte geçirdik. Ekim'i, zor olan Ekim'i birlikte geçirdik. Ve herkesin gözü Kasım'daydı. Acaba seçim sonuçları ne olacak? Acaba tek parti mi çıkacak? Yoksa dört parti de meclise mi girecek? Bunların hiçbirini bilmiyorduk. Ama artık öğrendik. Tablo önümüzde. Nasıl bir tablo olacak? Bu tablodan nasıl bir hükümet çıkacak? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama bakın bir de şunu da göreceğiz sevgili izleyenler. Acaba bu seçimle birlikte önümüzdeki süreçte bir daha seçim olacak mı, olmayacak mı? Onu da yaşayacağız. Türkiye'ye siyasi istikrar gelecek mi, gelmeyecek mi? Onu da göreceğiz. 3. Ekonomi olarak, ekonomi Türkiye ekonomisi olarak gerçekten ekonomiye odaklanabilecek miyiz? Ve 4. En önemlisi bence vaatler yerine gelecek mi? İşte bunların hepsini göreceğiz, yaşayacağız, takip edeceğiz. Takip edeceğiz dedik. Biz de bugünkü tabela konumuzu takipteyiz diyoruz. Takipteyiz. Eğer siz de bir şeyler söylemek istiyorsanız, eğer benim de sözüm var diyorsanız sosyal medyada takipteyiz tabelası adı altında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İlk mesaj gelmiş mesela Twitter üstünden, diyor ki takipteyiz. Seni de Fox Haber'i de takipteyiz. Biz de sizi takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim diyelim ve devam edelim.